ve Güneydoğu'da böyle bir savaş yaşanıyorsa ve kusura bakmayın terörist deniliyor da benim gördüğüm çocukların, bebeklerin vurulması. İşte bir taraftan mesajlarla öğretmenlerin o bölgeden geri çekilmesi, diğer taraftan orada yaşayan insanların gerçekten vurulması. Şimdi hendek meselesi mi? Suistimal etmesinin neticesinde 7 Haziran sonrası başlayan bu sizin adlandırdığınız şekilde savaş, bizim bildiğimiz şekilde terör olayları baş gösterince hükümet tabii ki buna tabii reaksiyonunu gösterdi. Öte yandan orada yaşayan toplum, Türkiye'de yaşayan toplum, ya bize ne oluyoruz sorusunu sordu. Açık, asıl değişim orada oldu. Bize ne oluyor? Yani tipik bir Orta Doğu ülkesi haline mi geleceğiz? Bunun yerine yine 13 yıldan beri başımızda bulunan bir iktidar partisine oyumuzu verelim. Faktörlerden bir tanesi güvenlik. Asıl faktörlerden bir tanesi. Yine seçim sürecindeki belirsizlikten dolayı ekonomik göstergelerin de iyi olmaması ikinci bir faktör. Asıl faktör 7 Haziran'la 1 Kasım arasında siz de değindiniz. Yani iktidar partisinin kendisine verilen rolü iyi oynayamamış olması. İktidar partilerin diyorum özellikle. Bunun başında HDP'de var, MHP'de var. HDP'ye halk şöyle baktı. 7 Haziran öncesi Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle kim olursa olsun. Yani Halkın Demokrasi Partisi'nin de meclise girmesini, halk oy vermese dahi girsin. Bunlar da bizim vatandaşlarımız, bunlar da bu toprakların evlatları diye oylarını vermese bile bu duyguyu beslediler. Buna inanın bakın, bu duyguyu beslediler. Ama bu duygunun karşılığını 7 Haziran'dan sonra göremediler, üzgünüm. Bakınız 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bile yine HDP'nin adayının Cumhurbaşkanı adayı olmasında söylemleri, tutum ve davranışları ve vaatleri bir Türkiye Partisi'nin adayı olarak görünmesi halk tarafından gerçekten takdirle karşılandı. Aslında 7 Haziran'da HDP'nin barajı aşmasının kökünde 2014 özünde 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin adayının tutum ve davranışları, Türkiye Partisi olma isteğini göstermesi halkımız tarafından iyi karşılandı ve bundan dolayı da 7 Haziran'daki seçimlerde her ne kadar da anketler kıl payı aşıyor veya aşamıyor, ağırlıklı olarak aşamıyor dese de aşabileceği bir takım bilgili şahıslar, bilge kişiler tarafından da biliniyordu. Çünkü milletin oradaki haleti, ruhiyesi bunu gösteriyordu. Ancak Halkın Demokrasi Partisi'nin önde gelenleri, eş başkanları, başkan yardımcıları, işte biz sırtımızı efendim tabii ki işte terör örgütüne, PG'ye dayadık, şuna dayadık, buna dayadık söylemleri halkın HDP'ye karşı bizatihi Kürt kökenli vatandaşlarımız dahil olmak üzere HDP'ye karşı tutum ve davranışını, sevgisini, sempatisini yok etti bir anda. Kıl payı zorla 1 Kasım'da barajı aşabildi. Şimdi bakınız, bugün yarın pazar günü seçim olsa HDP kesinlikle barajı aşamayacaktır.